Merhaba arkadaşlar, herkese sevgi saygıyla selamlıyorum. Şu Cevher Ak kardeşim lisede daha doğrusu ortaokulda bir yıl iki yıl beraber yarıştığımız beraber okuduğumuz bir arkadaşım. Kendisi şu an başka ilde yaşıyor. Arada 87 23 yıl geçmiş. Arada buldu beni. Arada böyle etkileşimde bulunuyoruz. Ee, bana şey yapıyor. Video atıyor. Ee, güzel mesajlar atıyor. Beni eğitmeye çalışıyor sağ olasın. Sağ olsun. Ben de ona atıyorum. Ee, şimdi arkadaşlar bu özellikle TEDx'den o bir tane attı. Ben döndüm ona 10 tane video attım. Tabi bu arada e, sabahtan beri bunlar biliyorsun 15-20 dakikalık ee, belki bir 10 tane video dinledim. Ya düşün TEDx'in 22, 20, 22 milyon abonesi var. Ben TEDx'i tanıtıyorum. Saçma gelebilir. Ama Türkiye'de eminim birçok kişi e, hala TEDx'i tanımıyor. TEDx'i ben çok demokratik buldum. Herkesi konuşturmaya çalışıyor. Yani çok derken %100 değil de %70 yani. Mesela beni konuşturmadı hala. Evet bu Selçuk Şirin gerçekten çok dikkatimi çekti. İtiraz et, hayal kur, ilerle. Yani hem kendi hayatından kesitler sunuyor hem Amerika'dan, Türkiye'den geleceğimizden söz ediyor, eğitimden söz ediyor, ekonomik büyümeden söz ediyor. Ya bu tür insanları dinlemek gerçekten e, beni duygulandırıyor. Ya ben zaten kafayı bunlarla yedim. E, Çocukluğumdan beri hep büyük hayallerim vardı ama bir türlü gerçekleştiremedim. Benim videolarımın altına arkadaşım biri şey yazmış. Sağır kurbağa hikayesindeki gibisiniz. Eleştirilerinize yani şunu demek Sağ Sağır kurbağa hikayesi var biliyorsunuz. Ee, bir kuleye tırmanacaklar. Ee, hepsi pes ediyor. Bir tanesi çıkıyor. O işte eleştirileri duymayan birisi. Ben de videoları çekerken eleştirileri duymuyorum, kendi inandığım şekilde video çekmeye devam ediyorum. Tabii ki zaman zaman çok eleştiri olduğu için olumsuz etkileniyorum. Örneğin 8. ayda hisse analizleriyle ilgili çok video çekecektim. Sen her gün video çekiyorsun, falan filan fistan eleştirileri gelince şey yapamadım, o videoları çekemedim. Mesela orada e, bantaj vardı. 1.50 idi. Bakın 2.80 oldu. Çekmem gereken çekmediklerimden. Bu Tagasos 3 raydı. Bakın 5.30 oldu. Çekemedim. Plastik kart 4 raydı. Hatta 3 birçoktu. Çekemedim. E, böyle şey ayırdım. Şey yaptım. Analiz. ha Tempolu mesela. tempo e, Ankara'daki arkadaşım bilir. 3 lirayken çekecektim, çekmedim. Bakın 6 lira oldu. Et yat ya 75'ten alıp 80'den sattım. Sabredemedim. Bir buçuk lira oldu. Yani çekmem gereken bir sürü video vardı bu şekilde. E, çekmedim. Çünkü sert eleştiriler geldi. Ben de pes ettim açıkçası. Ama sonuçta bugüne kadar 20 tane 25 tane hisse senedi yaptım. Onun ötesinde de sürekli eğitim videoları çekiyorum. Yani benimki sadece hisler nereden nereye gider değil. Niye gider? Nasıl bir psikoloji taşımamız gerekiyor? Nasıl başarılı olabiliriz? Bu konularda eğitim veriyorum. Yetmiyor. Bir de eğitim konusunda yani işi öğretmeye çalışıyorum. Bu arada en çok öğrenen benim. Yani ben gerçekten bu etkileşimlerden çok şey öğreniyorum. Eee o yüzden katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Yalnız bu Hayal Kur ilerle gerçekten çok güzel bir e, video. Arkadaşımız da çok başarılı olmuş. E, tavsiye ediyorum size. Bir izleyin. Memnun kalırsanız bu şekilde tanıtacağım, tanıtabileceğim. Bakın bir tane daha var. Şu da mesela e, Abdülkadir Özbek benim gelişimimde çok katkı sağladı. E, o da çok iyi. Çok başarılı bu arkadaş. Ee, bu ikisini hayal konusunda izlerseniz, beğenirseniz like atın. Alta benzer videoları istiyoruz derseniz, bu şekilde tanıtabileceğim çok güzel insanlar var. Kendiniz de tabi izleyebilirsiniz de, burada e, izleyin, kendiniz araştırın. Size hitap eden şeyler çok önemli. Ancak binlerce, milyonlarca video var. İzle izle bitmiyor. Hangisi size hitap ediyor, hangisi etmiyor? Onun kararını vermek sıkıntı ama ben hep kendi çapınızda e, günde 3-5 tane izlemenizi tavsiye ederim. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Üdev uzamasın. Kendinizi geliştirin.